Altın Bilezik. Gülnaz şirin şirin bir köyde annesiyle birlikte yaşıyordu. Köydeki kız çocukları biraz büyüdüklerinde hemen kumaş ve halı dokumayı öğrenirlerdi. Annesi de Gülnaz'ın yeterince büyüdüğüne karar vermiş olmalı ki bir gün onu elinden tutup dokuma tezgahının önüne getirdi. Gülnaz hiç hoşlanmamıştı bu işte. Ama anneciğim, ben daha çok küçüğüm. Tezgahın kolunu oynatmaya bile gücüm yetmez. Seni kurnaz kız seni. Canım istemiyor desene şuna. Arkadaşlarının çoğu dokuma yapmayı öğrendiler bile. Ama senin altın bileziği koluna takmaya hiç niyetin yok. Gülnaz annesinin ne demek istediğini anladıysa da anlamamış gibi yaptı. Benim bileklerim daha çok ince. Altın bilezik ağır geliyor onlara. Biraz daha büyüyüp o zaman takarım altın bileziği koluma. Böyle der demez de kaçtı annesinin yanından. Annesi de Gülnaz'ı fazla zorlamanın bir yararı olmayacağını düşünüp biraz daha beklemeye karar verdi. Zaman geçiyor ama Gülnaz dokumacılığı öğrenmeye hiç hevesli görünmüyordu. Bir gün annesi çok hastalandı. Dokuma tezgahının başına oturamaz oldu. Gülnaz koşa koşa köydeki sağlık ocağının doktoruna gitti. Doktor emmi, doktor emmi, anacığıma bir haller oldu. Tutar eli tutmaz oldu. Aman buna bir çare. Doktor hemen Gülnaz'ın annesini muayene etti ve ona bazı ilaçlar vererek uzun süre dinlenirse iyileşeceğini söyledi. Gülnaz kara kara düşünmeye başladı. Çalışması gerekiyordu ama bildiği hiçbir iş yoktu. Keşke annesini dinleyip dokuma yapmayı öğrenseydi. O zaman annesi bu kadar yorgun düşüp hastalanmazdı. Tabii şimdi üzülmek faydasızdı. Birden aklına bir şey geldi Gülnaz'ın. Bu işi iyi bilen biri bana çabucak öğretebilir. En iyisi hemen Emine nineye gidip bana dokuma yapmayı öğretmesini isteyeyim. Buraların en iyi dokumacısıdır o. Gerçekten de kısa sürede öğrendi Gülnaz dokuma yapmayı. Üstelik bu işi ustasından öğrendiği için herkesinkinden daha güzel oluyordu dokuduğu kumaşlar. Kısa sürede ün saldı Gülnaz'ın yaptığı birbirinden güzel dokumalar. Kazandıklarıyla annesine öyle iyi baktı ki doktorun söylediğinden daha çabuk iyileştirdi onu. Bir gün annesi tamamen iyileşip de dokuma tezgahının başına geldiğinde orada Gülnaz'ın işlediği bir kumaştan küçük bir bohça buldu. Bohçayı açtığında içinde iki tane altın bilezik olduğunu gördü. Gülnaz annesini öpüp daha önce yaptığı tembellik için özür diledi ve bileziklerin birini annesinin koluna, diğerini de kendi koluna taktı. Anacığım, bunlar görünen altın bilezikler. Ama asıl önemlisi insanın kolunda görünmeyen bir altın bilezik olması. Yani elinin bir iş tutması. Artık benim de öyle bir bileziğim var. O günden sonra Gülnaz ve annesi görünmeyen altın bilezikleri sayesinde rahat ve mutlu yaşadılar.